Değerli basın mensupları, hepiniz hoş geldiniz. Ee, ülkemiz siyasi iktidarın yanlış politikaların neden olduğu çok zor bir sürecin içinden geçiyor. Şu gerçeği ortaya koymak gerekiyor. Artık bir tarafta sadece kendi çıkarlarını düşünen bir anlayış, diğer tarafta ise yönetilemez hale gelen bir Türkiye gerçeğiyle karşı karşıyayız. Cumhuriyet Halk Partili belediyeler işte böyle bir ortamda iktidarın kaderine terk ettiği vatandaşlarımızın sorunlarına çözüm üretebilmek için tüm imkanlarıyla büyük bir mücadele veriyor. Ancak iktidar belediyelerimizin önünü kesmek için her türlü hukuksuz ve kanunsuz yola başvurmaktan çekinmiyor. Belediyelerimizin yetki ve gelirleri ellerinden alınıyor. Belediye başkanlarımız hakkında haksız, hukuksuz soruşturmalar başlatılıyor. Vatandaşa hizmet edecek projelere engeller çıkarılıyor. Bunlar da yetmiyor. Belediyelerimizin hakkı olan kaynaklar dahi tamamen partizan politikalarla ellerinden alınıyor. Bu sorunlu anlayışın son örneğini Türkiye Belediyeler Birliği'nde yaşıyoruz. Değerli basın mensupları, Türkiye Belediyeler Birliği siyasi parti ayrımı gözetmeksizin tüm belediyelerin hak ve menfaatlerini korumak amacıyla kanunla kurulmuştur. Ülkemizdeki her belediye birliğin doğal ve zorunlu üyesidir. Birliğin bütçesi genel bütçeden belediyelere aktarılan paylardan kesilerek oluşturulmaktadır. 2019 yerel seçimlerinden bu yana Birlik bütçesinin yüzde 50'den fazlası sadece Cumhuriyet Halk Partili belediyelerden kesilen paylarla sağlanmaktadır. Sadece 2020 yılında belediyelerimizden 86 milyon liralık kaynak kesidiği yapılarak birliğin bütçesine aktarılmıştır. Ancak üzülerek ifade ediyoruz ki birlik yönetimi bu bütçeyi adaletsiz ve partizanca kullanmaktadır. Birliğin kaynaklarının tamamı, neredeyse tamamı Cumhur İttifakı belediyelerine aktarılmakta, muhalefet belediyelerine karşı açık bir ayrımcılık yapılmaktadır. Birlik yönetimi kaynakları adil olmayan keyfi politikalarla harcarken hesap verme ilkesini de rafa kaldırmıştır. Bu kapsamda Türkiye Belediyeler Birliği Encümen üyelerimiz, Sayın Yenimahalle Belediye Başkanımız Fethi Yaşar, Sayın Odunpazarı Belediye Başkanımız Sayın Kazım Kurt, şu anda aramızda bulunmayan Büyükçekmece Belediye Başkanımız Sayın Hasan Akgün ve Konak Belediye Başkanımız Sayın Abdul Batur 23 Haziran 23 Eylül 2021 tarihinde birlik yönetimine resmi bir dilekçe vermiştir. Dilekçede birliğin hangi belediyelere hangi kaynaktan aktarıldığı dört madde halinde sorulmuştur. Ancak üzerinden bir ay geçmesine rağmen Cumhur İttifakı belediyelerine veya farklı kurumlara hangi kaynakların aktarıldığı açıklanmamış bu bilgiler encümen üyelerimizden ve halkımızdan da gizlenmiştir. Ayrıca encümen toplantıları yasal süreleri içinde yapılmamakta, burada alınan kararlar uygulanmamakta ve encümen üyelerimize hiçbir şekilde bilgi verilmemektedir. Değerli basın mensupları, değerli arkadaşlar. Son gelişmelerden de görüyoruz ki birlik yönetimindeki partizanlık artık ayyuka çıkmıştır. Türkiye Belediyeler Birliği artık Cumhur İttifakı Birliği haline gelmiştir. Belediyelerimizin Türkiye Belediyeler Birliği üyeliğinden ayrılması yasal olarak mümkün değildir. Bu nedenle yaşanan bu tablo partimiz tarafından değerlendirilmiş ve şu kararlar alınmıştır. Bir, encümen üyelerimiz bugün Türkiye Belediyeler Belediyeler Birliği Başkanı Fatma Şahin başta olmak üzere birlik yöneticileri hakkında görevi kötüye kullanmaktan suç duyurusunda bulunacaktır. Iki, Cumhuriyet Halk Partisi'nin hiçbir belediye başkanı Türkiye Belediyeler Birliği toplantılarda katılmayacak. Bu adaletsizliği protesto edecektir. Bu tutumumuz Türkiye Belediyeler Birliği'ndeki hukuksuzluk sona erene kadar da devam edecektir. Bu adımların dışında belediyelerimizin hak ve menfaatlerinin korunması için gerekli tüm girişimlerde bulunmaktan geri durmayacağımızı da ayrıca kamuoyuna duyuruyoruz. Değerli basın mensupları, iktidarın partizan politikaları sadece Türkiye Belediyeler Birliği ile sınırlı değildir. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı başta olmak üzere pek çok kurumun belediyelerimizin hakkı olan kaynakları nasıl kendi çevresine aktardığını anlatmaya devam edeceğiz. Vatandaşlarımıza da seslenmek istiyorum. Bu iktidar sizin Vergilerinizden oluşan kaynakları sadece kendi çıkarları için kullanmakta ve size yapılan hizmetleri açıkça engellemeye çalışmaktadır. Ancak gururla söylüyorum ki bizim belediyelerimiz iktidarın veremediği hizmetleri vatandaşlarımıza ulaştırmakta ve iktidarın yapamadığını yapmaktadır. Bu iktidarın korkusunun da nedeni budur. Bizim belediyelerimiz tüm baskılara rağmen vatandaşlarımızın yanında olmuştur ve olmaya da devam edecektir. Belediye başkanlarımız seçim sonuçlarını içine sindiremeyen iktidarın çıkardığı tüm engelleri halkımızla aşmıştır ve aşmaya da devam edecektir. Bizim belediyelerimizin yeri, yeri halkımızın yanıdır. Herkes bilmelidir ki Cumhuriyet Halk Partisi olarak Hiçbir belediyemizin hakkını, hukukunu ve bu partizan yönetim anlayışına asla yedirmeyeceğiz. Evet, teşekkür ediyoruz arkadaşlar. Sağ olun. Evet, Ayır Bey. söylediniz. Ee, bir rakam verebilir misiniz? 2020 ya da 2020'ye ait mesela Cumhur İttifakı belediyelerine şu kadar. yani 2020 kadar ile ilgili şunu söyleyebiliriz. Yani biz 80 milyonun üzerinde belediyeler birliğine Cumhuriyet Halk Partili eee belediyeler kaynak aktarmış ama maalesef o kaynaklardan 20 milyona yakınını alabilmiştir. Yani verdiği kaynağın dörtte birini dahi alamamıştır. Ayrıca sadece Cumhur İttifakı belediyelerine değil yani yurt dışındaki belediyelere, il özel idarelerine, bazı kamu kurumlarına da hibeler yapılmış, araçlar alınmıştır. Ve bu da maalesef encümen üyelerimizin bilgisi dışında gelişmiştir. Evet, başka soru yok herhalde. Çok teşekkür ederim.